Hani gerçekten de halk arzlarda özellikle Koton ve Lila'dan sonra bir ön yargı oluştu ya halk arz furyası bitti diye. Bunu da Altınay savunma düzeltir yorumları çok gelmişti, popülerdi. Gerçekten de öyle olmaya devam ediyor. Altınay savunma bugün dördüncü tavanla gayet güzel. Tavanda milyonlarca Otalı Şömbirleri'ne gitti arkadaşlar. Ve Koç Metalurji'yi de yanına kattı desek yeridir. Şöyle bir Alış Emirlerine baktığımızda dördüncü işlem gününde 120 bin milyon not tavanda alış emriyle Altınay devam ediyor gayet iyi. Toplamda el değiştirme oranı %2,35'e gelmiş. Bir şey değil, normal aslında. Yani şöyle baktığımda en az 6-7 tavan görebiliyorum inşallah yani. Koç Metalurji'de de aynı şekilde 122 milyon not tavanda alış emri var. Üçüncü tavanını yapıyor ve %2,19 oranında el değiştirme oranı var arkadaşlar. Şöyle canlı veriye tekrar bir dönüp baktığımda evet tavan serisi ikisinde de devam ediyor. Umuyoruz yeni halk arzlarda özellikle hareket projede tavan serisi bozulmaz. Hani biraz olsun bir nebze olsun orada başvurular düşük kaldı ama Altınay ve Koç Metalurji'nin onlara da etki edeceğini sanıyorum. Onun da tavan serisinin devam edeceğini düşünüyorum. Umuyoruz bu güzel gidişat akşam kapanışına kadar. Öğlen saatlerinde yine zaten sizlerle ben rakamları paylaşırım. Akşam kapanışına kadar devam eder. 121 milyon not, 100 milyon notun altına düşmesin. Altınay savunma. Koç Metalurji de aynı şekilde 122 milyon not gayet güzel. Yani tavandaki lotların normal bütün lotlara oranı da gayet iyi arkadaşlar. Yani şimdi kimse kalkıp da 177 lira kar için Altınay'ı satmasın. 262 lira kar yapmış Koç Metalurji. Kalkıp da 262 lira için kimse satmasın inşallah diyelim. Ne diyelim? Umuyoruz bu tavan serisi, bu tavan gidişatı. Umuyoruz bu güzel tavandaki milyonlarca lotlar devam eder. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Bu hafta yoğun geçecek. Yeni halk arzlarımız var. Yeni başvurular var. Bakalım onlar hakkında da yeni videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.